Evet, uzun bir süre sonra iki adet kriz haberimiz var. Biri önemsiz, diğeri ise direkt Cevat Yerli ile ilgili. Önemsizden başlayalım. Crisis Twitter hesabından bir maske takın diye bir paylaşım yapıldı. Klasik firmaların yaptığı Covid-19 sebebiyle evde kal paylaşımlarının bir benzeriydi. Maske takılmış bir nano giysi falan vardı paylaşımda. Maskenizi takın falan diyordu. Bu paylaşımın Covid salgınından yaklaşık bir yıl sonra yapılması akıllarda tek bir soru bırakıyor. Sosyal medya hesaplarını aktifleştirip yeni bir Crisis yayınlamak. Crysis 2 ve Crysis 3 ve ayrıca Crysis Remastered çıkmadan önce sosyal medya hesaplarını aktifleştirme şeyleri yapmışlardı. Hatta Crysis Remastered duyurulmadan önce de böyle bir aktifleşme olmuştu ve bunun videosunu yapıp yeni bir Crysis'e hazır olun demiştim. Şimdi yine sosyal medyayı aktifleştirme çabaları var. Bir diğeri ise direkt Cevat Yerli ile ilgili. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere Cevat Yerli, Crytek'ten 2018 yılında ayrılmıştı. Şimdi ise yeni bir şirket kurmuş. Bu şirketin adı RoomXYZ. Daha doğrusu XYZ sitesinin uzantısıydı ama olsun. Şirketin ismi Room. Cevat Yerli kendi Twitter hesabına yaptığı paylaşımda şöyle demiş. Uzun bir süre burada yoktum ama bir bahanem var. Oyun değiştiren, ezber bozan bir proje için hazırım. Dünya peki sen hazır mısın falan diyor. Şahsen bu şirketin bir oyun firması olacağını düşünmüyorum. Yine Crytek gibi bir teknoloji şirketi olacaktır. Ancak bu teknolojileri Crytek'in Crysis serisinin yaptığı gibi bir oyun aracılığıyla pazarlayabilir. Ben şahsen bu firmadan teknoloji demosu kıvamında bir iki oyun bekliyorum. Özellikle VR üzerine pek çok şeyi görebileceğimizi düşünüyorum. Half-Life Alyx gibi bir VR oyunu görebiliriz Room şirketinden. Cevat Yerli tweetinde yapacağımız şeyler için umarım hazırsındır dünya diyor. Uzun bir süre sonra böyle bir duyuru yaptığına göre yakın zamanda bir şeyler göstereceklerdir diye tahmin ediyorum. Ayrıca tam ben videoyu bitirecektim ki Cevat Yerli yeni bir tweet daha iyi paylaştı. Bu yeni tweette iletişimin geleceği ile ilgili bir vizyonun olduğunu söylüyor. Pandeminin iletişime verdiği zarardan bahsediyor ve değiştirmek istediğin şeyin de tam olarak bu olduğunu söylüyor. Ve cümlesini Think Outside the Box hashtag ile bitiriyor. Yani Türkçesiyle at gözlüklerini çıkar diyor. Yani bu şirketten oyun beklemek biraz yanlış olabilir. Daha çok iletişim teknolojilerine çalışacaklar. Proje hakkında pek bir bilgimiz olmasa da Cevat Yerli'nin daha önce sosyal medya uygulaması denediğini biliyoruz. GeForce diye bir uygulama hazırlamışlardı Crytek olarak. Twitter'ın oyunlara özel versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca GeForce Now gibi bulut tabanlı bir oyun oynayabiliyordunuz. Warface'i oynayabiliyordunuz sanırım sadece ama olsun. O teknolojinin atılımlarını yapmaya başlamışlardı. Tabii bunu 2012 yılında yapınca tutmamıştı. Belki bunun gibi bir şey tekrar görebiliriz. O zaman burada noktalayalım. Bu gibi haberlerden en kısa sürede haberdar olmak için açıklamadaki bağlantından Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Bu haberi de orada olanlar ilk önce öğrendiler. Elimizdeki detaylar bunlar.